Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Enfeksiyona karşı kullanılan antienfektif ilaçlar grubunda yer alan Seltavir, 75 mg'lık 10 adet kapsül içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Seltavir'in etken maddesi oseltamivir fosfattır. Her bir kapsül 75 mg oseltamivir içerir. İlacın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Seltavir nedir, ne için kullanılır? Antiviral bir ilaç olan Seltavir, influenza A ve B virüslerinin neden olduğu grip enfeksiyonlarını tedavi etmek ve bu virüslerin neden olduğu komplikasyonları önlemek için kullanılır. Grip, bir virüsün neden olduğu enfeksiyondur. Gripin belirtileri sıklıkla ateşin ani yükselmesi, öksürük, burun akıntısı veya tıkanıklığı, baş ağrısı, kas ağrıları ve aşırı bitkinliktir. Bu belirtiler aynı zamanda diğer hastalıklar nedeniyle de oluşabilir. Seltavir kapsül nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse ilacı o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Seltavir size reçete edildikten sonra en kısa sürede ilacı kullanmaya başlamalısınız. İdeal olanı grip belirtilerinin başladığı ilk 2 gün içerisinde kullanmaya başlamanızdır. Seltavir kapsül grip tedavisi için sabah ve akşam birer doz olmak üzere günde 2 kez kullanılır. Kendinizi kısa zamanda daha iyi hissetmeye başlasanız bile Seltavir'in 5 günlük tedavisini tamamlamalısınız. Bağışıklık sistemi zayıf olan yetişkin hastalar için tedavi 10 gün boyunca devam edebilir. Gripi önlemek için veya grip olmuş bireyle temasa geçtikten sonra 10 gün boyunca günde 1 doz alınız. Bu durumda dozu sabah kahvaltı ile birlikte almanız önerilir. Bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar ve yaygın grip gibi özel durumlarda tedavi 6 hafta ila 12 haftaya kadar devam edebilir. Kapsül kullanmakta zorluk çeken kişiler ilacın oral süspansiyon formunu kullanabilir. İlacın süspansiyon formunda tavsiye edilen doz hastanın vücut ağırlığına göre değişmektedir. 1 yaşından küçük bebeklere oseltamivir uygulamasına, bebekte meydana gelebilmesi muhtemel risklere karşı ilaç tedavisinin potansiyel faydası doktor tarafından dikkatlice değerlendirildikten sonra karar verilmelidir. Seltavir kapsülleri aç veya tok karna kullanılabilir. Seltavirin yiyeceklerle birlikte alınması, mide bulantısı ve kusma olasılığını azaltmak amacıyla tavsiye edilmektedir. Seltavir kapsülleri bütün olarak yutulmalıdır. Kapsülleri bölmeyiniz ve çiğnemeyiniz. Kapsül yutamayan yetişkinler, ergenler veya çocuklar, oseltamivirin oral süspansiyon formunun bulunmadığı durumlarda bir eczanede Seltavir kapsülden hazırlanan süspansiyonu kullanabilirler. Seltavirin bir dozunu almayı unuttuysanız, aklınıza gelir gelmez bu dozu alınız. Ancak dozu atladığınızı bir sonraki dozu alacağınız saate yakın fark ederseniz, atladığınız dozu vazgeçiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız ve unutulan dozları dengelemek için kesinlikle çift doz almayınız. Seltavir kapsülü kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine veya ilacın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer böbreklerinizle ilgili sorunlarınız varsa ilacın doz ayarlaması gerekebilir. Hastaneye acil yatmaya gerektirecek ciddi bir tıbbi durumunuz varsa, bağışıklık sisteminiz çalışmıyorsa, kronik kalp hastalığınız veya solunum hastalığınız varsa, alerjik reaksiyonlarınız varsa ve bakteriyel bir enfeksiyonunuz varsa veya tedavi sırasında oluşuyorsa, Seltavir'i kullanmadan önce doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz. Seltavir'in doğmamış çocuklar üzerindeki yan etkileri bilinmemektedir. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız, doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz. Doktorunuz Seltavir'in sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir. Seltavir'in emzirilen bebekler üstündeki etkisi bilinmemektedir. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız bu durumu mutlaka doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz Seltavir'in sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir. Seltavir diğer bazı ilaçlarla etkileşime girebilir.
Bu nedenle Seltevir'i kullanmadan önce hali hazırda kullandığınız diğer ilaçları mutlaka doktorunuza söyleyiniz. Seltevir'in kullanımıyla görülebilecek olası yan etkileri ise şunlardır. İlacın kullanımıyla yetişkinlerde çok yaygın olarak baş ağrısı ve bulantı, çocuklarda ise öksürük, burun tıkanıklığı ve kusma görülebilir. İlacın yaygın yan etkileri ise bronşlarda iltihaplanma, uçuk, öksürük, baş dönmesi, ateş, kol ve bacaklarda ağrı, burun akıntısı, uyuma güçlüğü, boğaz ağrısı, karın ağrısı, yorgunluk, üst karında şişkinlik, üst solunum yolu enfeksiyonları, mide bozukluğu ve kusma gibi belirtiler görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımıyla alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.